yararı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkârı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Hep doğru. İçimizden birisi milletvekili olarak halkın arasına inecek ve esnafı ziyaret edecek. Nasıl yani? Basbayağı yanlarına mı sokulacağız? Aynen öyle. Hadi ya, o kafayı yemiş bu millet be. O esnaf ki başbakanın kafasına yazar kasa atmış, bir milletvekili görse ne yapmaz? Ay, ne yapacağı belli. Onu hepimiz biliyoruz da nasıl yapacak ve kim gidecek? Bak abi, sen geniş gönüllü adamsın. Gönüllü olmayı düşünmez misin? Yok Ali Rıza, vallahi ben hiç gönlüm yok benim. Hiç çok gönülsüzüm ben. Ya konuşarak birbirimizi ikna edemeyiz. En iyisi çöp çekelim. Kısa çöpü çeken kaybetsin. Tamam arkadaşlar, ben alıyorum. Hadi. Gördüğünüz gibi bir tanesini kırıyorum, bakmıyoruz. Karıştırıyorum. Peki, şöyle. Evet, çekiyorsun. Allah, ben yırttım abi. Sen de. Kısa çöp, sen gidiyorsun abi. Ya arkadaşlar, benim 3 çocuğum var, ikisi kız. Kız olmasalar neyse ama ne yaparlar onlar bensiz? Hiç ağlama oğlum, paşa paşa gidiyorsun. Ya bu esnaf ziyareti çok zor. Kasap. Ya biz geri dönelim, merkeze ziyaret ettik, her şey tamam deriz, olmaz mı? Ne iyi olurdu ama kamera da yolladılar. Haberlerde çıkacakmış efendim. Ne haberleri ya, ne haberleri, ancak belgesellerde çıkar. Aslanlar tarafından parçalanan ceylanlar gibi olacağız. Efendim yardımcınızım ama ben gelmesem. Olmaz öyle şey. Madem ben gidiyorum, sen de geleceksin. İyi bir adama benziyor. Satırını biliyor. Canı sıkkın gibi. Ne yapalım, buraya kadarmış. Hadi hakkınızı helal et. Helal olsun. İyi günler kasap kardeşim. İyi gün. Ana! Gelene bak sen. Ey Rüce Rabbim, senden özür diliyorum. Ben de şu satırı haybeyebiliyorum diye sana sitem edip duruyordum. Ey yüce Rabbim, beni milletvekili yaptın ya, ben de sana sitem ediyorum. İyi ki geldiniz. Ne kadar da özlemişim. Bizi mi? Hayır, et kesmeyi. En son satış için ne zaman et kestim, ben bile unuttum. Kasap Bey, esnaf kardeş, biz sizin sorunlarınızı dinlemeye geldik. Hepsini çözeceğiz. Evet,
Tabii, tabii. Ben de satır satır derdimi anlatacağım. Hey vatandaşlar, buraya bir milletvekili gelmiş. Koşun, koşun. Aman da aman, kimler gelmiş. Biz de işsiz güçsüz can sıkıntısından patlıyorduk. Aman arkadaşlar durun, biz sizi dinlemeye geldik. Ya, üniversiteyi bitireli 5 yıl oldu. Hala yardım edeceksiniz diye bekliyorum. 2 lokma yemeye hasret kaldık yahu. Esnafı rezil ettiniz be. Ne yapacağız ya? Sizi bilmem ama ben dua edeceğim. Benim aklıma bir şey geldi. Bir de utanmadan gülüyor ağlanacak halimize. İlahi arkadaşlar, amma safsınız yahu. Bütün bunlar kamera şakasıydı. Ne diyorsun sen ya? Ya bütün gördükleriniz kamera şakası. Bakın kamera da burada. Yahu hiç 2 milyon vatandaşını yıllarca işsiz bırakan bir hükümet olur mu? Doğru. Normalde olmaz. Olmaz tabii ya. Siz saf vatandaşlar da yuttunuz bu zokayı. Ya hangi devlet vatandaşını kredi faizi altında ezer? Eziliyoruz ama. Şakadan şakadan eziliyorsunuz. Kamera şakası. Saf vatandaşlarım, yıllarca aç bir ilaç oturdunuz. Hala sökemediniz şu şakayı. Bak kamera şakası. Onca sefalet şaka mı yani? Tabii ki şaka ya. Hiç olur mu öyle şey? Mantıklı geliyor mu size? Yok. O zaman bir el sallayın kameraya. Hadi bir el sallayın. Vallahi bir ara kıllandım doğrusu. Amma 7K. Hiç böyle enflasyon olur mu ya? Ay o zaman şaka bitti. Her şey normale döndü. Değil mi milletvekilim? Milletvekili nerede? Kamera da yok. Gitmiş. Şaka değilmiş demek ki. Tüh Allah kahretsin. Şaka değildi tabii. Kaçmak için kandırdılar bizi. Vay be, ne hallere düştük ki. Şu aptalca şey yüzünden bile umutlandık. Hadi dağılın millet, dağılın. Bu kamera şakaları daha çok sürecek, çok. Dağılın, dağılın. I am sorry, ne sorry. Güzelim size ne oluyor? Bunlar mali götürüyor. Vatandaşın dört bir yanı yoksullukla sınırlı olunca haliyle biraz sinirli oluyor. Niye dövdün sen bu adamı? Ben bu Maput Çom kuklası kılıklı adam benim alt komşum. 500 milyon lira param vardı. Kanıma girdi benim. Götürelim şunu borsaya yatıralım. Götürelim şunu borsada değerlendirelim. Götürelim şunu borsada çok kazanırsın diye. Bir canı koyacağım Allah'ın cezası herif ya. Ne yaptı sana borsa? Daha ne yapacak benim? Borsanın yüzünden battık. Karım enfarktüs geçirdi. Hastanede yatıyor. Parasını ödeyemedik. Ben de bunu götürüp bir tane koydum. Fırsat olsa bir de bu taraftan koyacağım. Bildiğiniz gibi değil efendim. Anlatayım da dinleyin. Ya Şenol. Keyfin yerinde mi? Evet. Neşen iyi mi? İyi hayatım. İyi misin, hoş musun? Eğer hoşsan sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi biliyorsun bizim bir 500 milyon lira kadar paramız vardı ya. He. Neydi mi insanın 500 milyon lirasının olması? Şimdi o 500 milyon lira bankadaydı ya. Evet hayatım. Artık bankada değil. Nerede? Ben onu oradan çektim. Ama hayırlı bir iş çektim. Merak etme lan, gidip kumarda kaybetmedim. Onu çektim, borsaya yatırdım. Ya niye yatırıyorsun ya? Ya herkes söylüyor, diyor ki borsada acayip yükselme olacak diyor. Bizim menfaatimize katlanacak, katlanacak, büyüyecek be. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi billahi, herkes böyle söylüyor. Katlanır, 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 gider ev alırız. E o zaman biraz daha bekleriz, bir de yanına araba alırız. Evet. O zaman 3 ay daha bekler, bir de eşyaları değiştiririz. Günler, hoş geldiniz. Bir tane ekmek istiyorum. 1 kilo şeker, 1 kilo da pirinç lütfen. Derhal verin. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı'nın 5+5 oylaması, meclisten geçmeyince istikrarın bozulmasından korkan borsa bugün şok bir düşüş yaşadı. Düşme durunca biz size düşme durdu diyeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Ya da borsada paranız varsa, sıkıysa ayrılın. Hadi bakalım Şenol, kendine gel. Kendine gel kız. Ne oluyorsun? Gitti, paralar gitti. Sayın seyirciler,
Başbakanın hastalığı dolayısıyla gündeme gelen erken seçim tartışmaları Türkiye'nin dış itibarına gölge düşürdü. IMF ve Dünya Bankası ile olumsuz gelişmelerin yaşanmasından ürken borsa inişe doğru geçti maalesef. Aa, gitti paralar, gitti. Şenol, hastalığı da kendine gel. Ah, paralar gitti. Sayın seyirciler, Başbakan Ecevit grup toplantısında herkesin gözü önünde tam iki kere üst üste hapşırdı ve ardından iki kez ayağı tökezledi. Ve tabii ki borsa şok bir düşüş yaşadı. Ah gitti paralar. Hayatım kendine gel. Ah gitti paralar. Ne olayım, kendine gel. Dur, ah kendine gitti gel. Paralar. Kendine gel. Dur biraz da ben kendime geleyim. Ah gitti paralar. Ah gitti paralar. Ben kendime gelemiyorum. Ah gitti paralar. Ben seni almıyorum, kendime gelemiyorum. Bakma lan, bakma. Efendim işte böyleyken böyle. 3-5 kuruş borç para oldum. Gittim hastaneye yengeni kurtardım abim. Tam kadının kolundan girdim. Çıkıyoruz. Kapıda bu mabut çoğu kukla sıkılıklı herif bir daha belirmez mi? Elinde bir buket çiçek. Efendim geçmiş olsun diyor. Bir de borsa lafı etmez mi? Hadi yengen sana düşüp bir daha bayılmaz mı? Ben de bunun öteki gözünde bir tane çakmaz mıyım? Dur lan dur. Borsa sizin neyinize lan? Zaten 3-5 kuruş para alıyorsunuz. Borsa sizin neyinize lan? Akıl mı yok sizde? Hadi öpüşüp barışın hadi. Esasında borsa çok iyidir. Tozuttun zaten ortalığı be. Ulan ev 100 metrekare, sen orada 1 metrekareyi süpürüp duruyorsun be. Aa, ne yapsam suç. Beğenmediysen sen kendin yap. Koşma lan, koşma. Şimdi çarpacağım ben, git gidelim. Sayın seyirciler. Ne var lan? E dur işte, dinle. Stres çağımızın hastalığıdır. Gerek uygun olmayan koşullar, yarına olan güvensizlik, enflasyonist baskılar, stresi körükler. Stresten, sinirden kurtulmak ister misin? Evet. O halde insanlara dokunmayı, onlara sarılmayı deneyin. Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki başka bir tene temas vücutta biriken elektriği almaktadır. Hadi ya. Vay. Ne vay. O zaman bir deneyelim bakalım. Karı! Ne var? Gel stres atacağız. Ay ben ne yaptım da vurmak istiyorsun bana? Yetişin, yetişin. Gel sarılacağım. Ulan ne biçim iş ya? Stresimizi atacak bir Allah'ın kulu yok ya. Ben nasıl atacağım stresimi abi? Elektrik yüklüyüm ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi seni Allah gönderdi ya. Stres atmak istiyordum. Sen geldin, stresi sana atacağım. Elini versene abi. Ten tene değecekmiş, öyle diyorlar. Ne kadar güzel bir el ya Rabbi. Kıllı kıllı ama olsun abi. Ya bırak şu elimi ya. Abi olur mu ya? Stres atacağız. Dinlemedin mi hocayı? Ah. Yanık yanağa gelelim abi. Ulan dur lan. Abi bir dakika. Ulan dur lan. Abi. Aa sapık. Dur. Ya. Sokak ortasında namus senden gidiyor ya. Pis sapık. Yürü şunlar. Pis sapık. Ha benim bir dönem bir yolcu köpeğim mi? Bilmezsem buralardan giden mi? Adamlara anlatamadık ki sarılmanın strese iyi geldiğini.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Stresim var da biraz. Size sarılıp stresimi atabilir miyim? Tabii tabii. Ne mahsuru var? Gel abi gel. Gel gel. Oo. Can cana yanak yana. Bu iş böyle. Profesör öyle söyledi. Hadi hayırlı günler. Hadi hayırlı günler abi. Güle güle. Oo böyle profesörler oldukça biz yaşadık lan. Çıkar bakayım. Oh. İyi geldi ya. Profesör haklıymış. Çantam nerede lan? Ulan fırsattan istifade ettiler görüyor musun? Ana. Mont da yok. Sinirlenme. Sarıl birine at stresi. Ablacığım bir stres ol. Aa, ne oluyor ya? İmdat! Kapat polis! İmdat! Bak kendi ablacığım. İmdat! Sinirlenme Aydın. Ne dedi profesör? Sarılacak birini bul. Can cana ten tene. Polis abi seni öpebilir miyim? Sus lan! Sapık! Sapık! Hüseyin! Gel! Çok stresliyim abiciğim. Bu stresi atmam lazım. Ya bana sarılacak birisi yok mu? Yanağını yanağımı değdirecek birisi yok mu? Profesör öyle söyledi. Bana sarılacak kimse yok mu ya? Tam yerine geldim be hanım. Ne kadardır içerideyiz. Önce ben sarılacağım ha. Benim bir tanem bir yolcu küpem mi? Öptürmezsen buralardan giden mi? Kimin hırlı, kimin hırsız olduğu belli olmuyor. Ama günümüzde belli olan bir şey var. O da artık hır çıkmıyor. Resulallah. Ulan her gece aynı. Üş, Allah kahretsin karıyı. Ulan ne biçim? Tap tap tap. Leysin lo. Ulan tüm Allah kahretsin. Şiş. Ulan karı. Ulan ula. Ula tıkır tıkır bir ses geliyor. Lok oh. Lok. Faredir fare. Faredir fare. Ulan başka bir şey olamaz mı? Belki fildir fil gelmiştir lo. Ulan kızın odasından geliyor ses. O zaman fare kızın odasındadır lo. Ula bana bak. Hele benim içime bir aha bu kadar bir kurt girmiştir lo. Ben alt taraftan kemerip duruyor. Ula kalk şuna bir bakak merak ettim la. Kalk bak. Ula bak şöyle. Ula adettir. Karı koca böyle durumlarda gider beraber bakar. Hele kalk hele kalk. Kalk kalk bak. Bismillahirrahmanirrahim. Hele kızı kaçırıyor olmasınlar lo. Ula tövbe de ağzından yel alsın benim. Kızım küçüktür daha evlenme çağı da gelmemiştir lo. Ya belki kavatın biri kızı kandırıyor. Hele kalk kalk. Hele bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hele bana bak. He. Gel hele gel. Aa bak şurada bir bebelik boş yer vardır. Hele bana bir hatırlat türüye bir çocuk yapak. Gel. Oğlum oğlum. Uy. Ula bu nedir? Gel kız gel 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 gel. Gel. Hadi. Geçin şimdi kafana. Ula, ula ne yapıyorsunuz burada? Namussuzlar. Dokari, git bana tüfengi getir. Tüfeng yoktur, bilmezsen. Ula o zaman tabancayı getir. Tabancayı satmıştın. Ula şöyle sivri, kesici, delici bir şey yok mu dedi? Bıçak götürsen. Hele getir bıçağı batır o. Ha getire. Kız zilli. Aa bunlar nereden çıkmıştı? Ne bileyim baba? Uş. Ula kari. İki tane bıçak getir. Aha birini bu kıza dürteceğim. Ulan nasıl bilmen lan? Doğru söyle. Vallahi billahi bunları buralarda daha önce görmedim baba. Yahu ne istiyorsunuz siz benim kızımdan lan? Ulan unutmuşum. Bıçağı dün Hacer aldıydı. Ulan ne dürtecek bunları? Tornavida getirsem. Getir bir ince ayar çekeyim heriflere. Hadi koş. Getire. Ulan devamlı bırakayım. Ulan siz ne biçim herifsiniz lan? Ulan ben demek ki bir çıldırsam, cinnet geçirsem... ...kimseyi doğrayamayacağım, kesemeyeceğim la. Ula siz ne istiyorsunuz benim kınalı kuzumdan lo? Onu İstanbul'a götürecektik. Uş, ikiniz birden. Tabii canım, biz beraber çalışıyoruz. Ula ırz düşmanları. Ula iki herif bir avradı neyler? Ula nikah basmadan bir avradı götürmek var mıdır ula bu törelerde? Dayı sen yanlış anladın. Biz kızını evlenmek için kaçırmıyoruz.
Ula o daha kötü. Ula kullanıp kullanıp bırakacaksınız he mi? Biz senin kızını İstanbul'a götürüp DJ ya da VJ yapacağız. Dizilerde oynatıp podyumlarda boy endam gösterteceğiz. Öyle nece? Eskiden kızlar artist manken olmak için kaçıp İstanbul'a gelirlerdi. Ama uzun zamandır gelen giden yok. E ne yapalım? Biz de Anadolu'ya açıldık. Yeni DJ'ler, mankenler yaratmak için. Ula bunda para var mıdır? İyi midir bunun parası Poli? Aa, durumuna göre 30-35 milyar lira alan var ya. Bu iş, bu iş. Ula kare. He. Ula hala bunu getirmişsin ama sen haklısın. Niye diyecek olursan. He. Ula hakikaten kızın odasına fare girmiştir lo. Ula bu nasıl fare? Ula bu büyük bir fare. Buna İstanbul faresi böyle büyük boy olayım. Hadi sen git o tornavidayı da sok yastığın altına. He he götüreyim. Ula kız hadi kendine iyi bakasın. Sakın o defilelerde böyle kilot, iç çamaşırı, bikini defilelerine çıkmayasın. He mi? Ula sosyetelerin efendim playboylarından fingirleşmeyesen benim yüzümü yere düşürmeyesen ha ona göre. Peki baba. Hadi çoo. Aman güzel yavaş yürü canım cananım vay vay. Yoldaki taşa değersin neden o güzelim vay vay. Sen öyle bir güzelsin ki canım le. Canım. Şimdi haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Son zamanlarda olanlar insanı dehşete düşürüyor sayın seyirciler. İzleyelim, görelim. Allah uzun ömür versin, Allah bol maaş versin. Allah çoluğunuza, çocuğunuza bağışlasın. Allah ne muradınız varsa versin. Allah sizi sevdiklerinize bağışlasın. Allah gönlünüzü hoş tutsun. Allah ne oluyor hanımefendi? Sadaka veriyorum. Öyle sadaka verilir mi ya? O ne demek? Bilmiyor musunuz efendim siz? Geçin sekretere kaydınızı yaptırın lütfen. Buyurun. Buyurun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah. İsim. Nala. Soyisim. Verdi. Ana adı. Kardeşim ben alt tarafa bir sadaka veriyorum. Bu kadar bilgiye ne gerek var? Bu daha bir şey değil hanımefendi. Nüfus cüzdanı sureti, ikametgah senedi, savcılıktan temiz kağıdı getireceksiniz. Yoksa sadakanızı kabul edemeyiz. Dilenci beyefendi de duanızı etmez. Hay Allah. Temiz kağıdıyla nüfus cüzdanı sureti var da ikametgah yok. Alayım bari. Allah uzun ömür versin. Allah bol maaş versin. O zaman muhtardan çıkarın sonra gelin. Allah iyiliğinizi versin. Allah sevdiklerinize bağışlasın. Allah ne muradınız var? Efendim bütün belgelerim tamam. Hepsini getirdim. Allah. Nüfus sureti, ikametgah senedi, temiz kağıdı, sabıka kaydı. Adım Muhsin. Soyadım Saf. Baba adı Necmi. Anne adı Hüsniye. Doğum tarihi? 15 Nisan 1956. Tamam, sadakanızı verebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah sizi sevdiklerinize. Buyurun. Efendim? Sadaka? Efendim, muhasebe müdürüne lütfen. Allah sizi sevdiklerinize bağışlasın. Allah ne moral verir. Efendim, buyurun. Ya, hala öğrenemediniz yani. Bir sadaka vermesini öğrenemediniz. Pes doğrusu. Pes ya. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Allah ne moral verir. Tamam müdür bey işte? Tamam beyefendi, tamam. Allah sizi sevdiklerinize bağışlasın. Allah sağlık, afiyet versin. Ya çok affedersiniz. Tamam duvamızı da aldık da çok merak ettim. Ne bu iş böyle? Kardeşim memleket batmış. Ekonomi sıfırlanmış. Millet umudunu dualara bağladı. Ne yapalım talep çok olunca biz de şirketleştik. Hadi ne bakıyorsun dükkanın önünü kapatma hadi. Allah ne muradınız varsa versin Allah. Kafa sağlam vücutta bulunur. Kafayı çalıştıran da sağlam vücudu bulmakta zorlanıyor sayın seyirciler. Yarışmamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Emin misiniz?
Evet, hoş bulduk Emin. İyi düşünün. Son kararınız mı? Evet, son... Aa, çattık. Buyurun başlayalım efendim yarışmaya. Yarışmaya geçiyoruz. İlk sorumuz Türk Edebiyatı'ndan. Size 1884'te Gönen'de doğan bir yazarımızı sormak istiyorum. Balkan Savaşı'nda Yunanlılara tutsak düşen yazarımız... ...ardından birçok eser bırakarak 1920'de aramızdan ayrılmıştır. Yazarımızın birkaç eseri... ...Efruz Bey, Yalnız Efe, Beyaz Lale. Kimdir bu yazarımız? A. Reşat Nuri Güntekin. B. Peyami Safa. C. Ömer Seyfettin. Cevap veriyorum, Ömer Seyfettin. Emin misiniz? Evet, eminim. Yani... ...öyle sayılırım. İyi düşündünüz mü? Son kararınız mı? Bakın, eğer bilemezseniz 5 milyara elveda diyeceksiniz. Belki karınız size sırt çevirecek. Sizi bir daha eve almayacak. Çocuklarınız sizden utanacak. Perişan olacaksınız. Sokaklara düşeceksiniz. İsterseniz telefon hakkınızı kullanabilirsiniz. Evet, telefon hakkımı kullanmak istiyorum, evet. Emin misiniz? İyi düşündünüz mü? Evet, iyi düşündüm, kullanmak istiyorum, evet. Peki, arayın. Kimi arayacaksınız? Bir tane edebiyatçı bir abim var, Ömer abi. O edebiyatçı olduğu için her şeyi bilir, onu aramak istiyorum. Alo, Ömer abi! Kapandı. Alo? Alo! Ömer abi yok muydu? Ne yapacaksın Ömer'i? Şu anda seninle görüşemez kardeşim. Kim? Ne yazmış? Beyaz Lale mi? Bana bak sensin Lale. Arayan herhalde bunun iş birlikçisi. Kaydedin şu numarayı. Hay Allah, bu olmadı. Edebiyat hocam var üniversitede. O bilir, onu arasam. Son kararımız mı? Evet, evet, son karar. Arayın. Alo. Hocam. Hocan gitti yavrum. Nereye? Sürgüne gitti. Neresi olduğunu ben de bilmiyorum. Eğitimde fırsat eşitliği dedi ve gitti. Aa, hay Allah. Bir gazeteci abim var. Emin misiniz? Siz bana bakmayın. Ben heyecan olsun diye öyle durmadan sorarım. Siz kendi kararınızı verin. Emin misiniz? Evet, emin. Alo! Evet, eminim. Latif abi. Evet, eminim. Sorunun doğru cevabı. Doğru cevap değerli yazarımız Ömer Seyfettin'dir Halil'cim. Sana iyi şanslar dilerim. Gidebiliriz. Ömer Seyfettin. Emin misiniz? Ben eminim de bu memlekette yazar, gazeteci, bilim adamı, sanatçı onlar yarınından emin değil. Gerçekten emin misiniz? Eminim gerçekten. Piyasadaki ekonomik durgunluk sürerken küçük esnaf büyük buluşlarla bu durgunluğa hareketlenme getiriyor. Lan arkadaş be, kafayı yiyeceğim be, kafayı yiyeceğim be. Şeytan diye mi var lan bu herifte? Osman'ı mı diyor? Osman'ı diyorum ya. Bütün millet kan ağlıyor, biz kan ağlıyoruz. Burada durmadan sinek avlıyoruz. O herife hiçbir şey olmuyor. He, bize nerede müşterinin uyuzu var? Onlar geliyor, iki ekmek alıyor, gidiyor.
Ona gidenler de bütün poşetleri dolduruyor, dükkandan öyle çıkıyor. Anam ucuzluksa biz de yaptık. Neredeyse bedavaya veriyoruz her şeyi. Çeşitse bizde de her şey çeşit çeşit. Adam çeşit adam yahu. Ne yapıyor, ediyor, satıyor malını. Kız Kiraz, gel buraya, gel. Yüzünü gözünü ört, tanımasın seni. Git şu Osman'ın dükkanına. Bak bakalım, ulan bu şeytan bizden farklı ne yapıyor da malını satıyor. Bak iyi düşün. Oo, efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakkalınız Osman, hizmetinizdeyim. Ne yapabilirim size? Bir paket sigara versen abi. Bir paket sigara, lafım olur derhal be efendim. Buyurun efendim, sigaranız hazır. Buyurunuz. Buyurun. Acele etmeyin, parayı nasıl olsa alırız. Parayı alırız ama siz bakın, başka çeşitlerimiz var. Belki başka bir şey lazımdır. Yok abi, lazım değil. Olur mu bir şey? Şimdi gideceksiniz burada, aklınıza gelmeyecek. Eviniz de aklınıza gel. Hadi yeniden giyin, soyun. Bakın güzel çeşitler var, pirinçler var burada. Ne arzu edersiniz? Kardeşim lazım değil, al şunun parasını da gidelim. İşimiz gücümüz var. Bir dakika kardeşim. Sincan. İlgilenme be. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Bir dakika, ne oluyor ya? Gel buraya. Gel, gel buraya. Gel. Abi. Gel. Bir dakika, gel. Ne oluyor ya? Adın ne senin çocuğu? Hakkı. Hakkı. Hakkı güzel isim. Kaç yaşındasın Hakkı? Konuş lan! 25 abi. 25. 25 Hakkı, beni niye üzüyorsun sen bakayım? Hı? Ne yaptım ben sana abi? Ne mi yaptın Hakkı? He? Ne mi yaptın Hakkı? Hakkı daha ne yapacaksın ya? Alışveriş yapmıyorsun Hakkı! Tamam abi, tamam, sinirlenme. Bir şeyler alman lazım. Bak orada salça var, domates var, orada turşu var, orada her şey var. Ulan, ulan sen bunları almazsan kim alacak Hakkı? Tamam abi, birkaç bir şey alacağım. Birkaç tamam. Bir şey, birkaç tamam. Bir şey olmaz. Çok şey alacağım. Tamam. Lazım Hakkı. Alacağım abi. Lan Sincan, doldur şu torbaları, Hakkı'ya zahmet olmasın. Abi vallahi fazla para yok yanında. Sincan, 200 milyon geçme. Tamam. Tamam abi. Abi vallahi 20-25 milyon falan sen para ver var. Ver 20-25 milyonu, şu cüzdanı da ver, tamam. Telefonum var mı? Telefonu da ver. Al abi. Üstünü sonra getirirsin Hakkı. Tamam çocuk. Sincan al bunu, ver mallarını. Götür bunu kapının önüne koy. Hadi, hadi bakayım. Ha. Hakkıcığım bir dakika. Bak az önce aramızda ufak tefek şeyler geçti. Anı olabilecek nitelikte. Bunları hatırlaman sağlığın açısından iyi olmaz. Tamam mı şekerim? Tamam abi. Ha, gene beklerim. Güle güle cici çocuk. Hoş geldiniz hanımefendiciğim. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir tane ekmek rica ederim. Yavrum, ekmek ne demek, lafım olur. Bak ne tatlı çocuk, canım benim. Buyurun efendim. Başka ne emredersiniz efendim? Başka bir şey istemiyorum. Olmaz. Alacaksınız. Alacaksınız. Ama param yok beyefendi. Paranız mühim değil. Çocuğunuzu seviyorsunuz değil mi? Evet. Evet, o zaman alacaksınız. Sincan, çocukla ilgili. Ne yapıyorsunuz? Bırakın çocuğumu. Samet, Samet. Çocuğunuzu istiyor musunuz? İstiyorum tabii. İstiyorsanız o zaman bu poşetleri dolduracaksınız. Ama paranız ama yok. Ama param yok. Ama gümüş bileziğiniz var. Çantanızda başka ne var? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yaptığımız yok, görüyorsunuz. Satış yapıyoruz. Telefonunuzu da alıyorum. Bunların poşetini doldur. Yeter ki çocuğumu bırakın. Al, al, geç oraya geç. Doldur. Kız Kiraz, hayrola? Ana, ne ettin de tanıdın ayol, ben de tanımazsın sandıydım. Ulan kocan seni ajanlık yapmaya mı gönderdi, adi kar göz bu. Bak merak ediyorum, ne ediyorsun, ediyorsun da dükkanın böyle vızır vızır işliyor seni. Ulan çalmıyoruz, çırpmıyoruz abi ya. Milletin parasını karşılığını veriyoruz. Biraz zorla oluyor ama ne yapalım, el mahkum. Allah Allah. Yoksa biz bu siyasilerin piyasayı canlandırmasını beklersek çok bekleriz. Bir şey lazım mıydı abla? Yok anam, ben ne alayım, gidiyorum. Alacağını yani. Almadan gitmek yok. Sincan, ilgili hanımefendiyle. Sarhoş sürücülerin meydana getirdiği dehşet, ülkemizin nahoş gerçeklerini ortaya çıkarıyor sayın seyirciler. O ne ya öyle? Bize doğru döne döne bir şey geliyor. Uçan daire galiba. Bana bak, uçan kısmı doğru ama bence bu bir araba. Kenara çek, kenara çek. Dur be manyak, dur, dur. Durdu.
efendi. Görünüşe göre feci şekilde sarhoşsunuz. Orada öyle mi gözüküyor? Dur bakayım bir dakika. Ben buradan kendimi göremiyorum. Bak şöyle. Beyefendi ehliyet ve ruhsatınızı verin. Sanki verdiniz de mi ehliyet istiyorsunuz ya? Çok yüzsüzsünüz abi ya. He? Hem vermiyorsunuz hem istiyorsunuz ya. Anlaşıldı. Ehliyet yok. Alkol var mı? Alkol yok. Var var. Torpido gözüm. Burada alkol var. Allah Allah. Hala içiyor ya. Ya bu vaziyette direksiyon başına geçilir mi be adam? Ben direksiyonun başına geçtiğim zaman bu halde değildim. O zamanlar çok yakışıklıymışım. Arkadaşlarla bir gün toplandık, beraber içtik. Ben 70'lik şişlik falan içmişim. Öyle geçmişim direksiyonun başına. Ya kardeşim niye o kadar içiyorsun? O kadar içtikten sonra niye araba kullanıyorsun? Kahırdan içiyorum abiciğim. O gün ehliyet sınavına girdim, vermediler, ben de içtim. Yahu niye? O sefer alamadıysan bir daha sefere girer alırdın. O gün 12. girişim daha çok koydu ya. Yazılıyı bir türlü geçemiyorum abi. Geçsem yazılıyı. Yuh be kardeşim. Niye geçemiyorsun? Yazılıları okuyamıyorum. O ilk okula gideceğim, gitsem okuyacağım ama gidemiyorum. Ya peki okuma yazman yok. İlkokul diploması nasıl aldın? Bir arkadaştan aldım. İlkokul müdürü kendisi çok ucuza mal oldu. Anlaşıldı. Bu yüzden ehliyet de yok. Bu yüzden göz de yok. Ben o gün heyecandan çarpınca direğe camda göze girdi. Ha, göz de yok yani. Göz de görmüyor. İnsan nasıl kakalanıyor ya? Göz görse ben o ikinci kazayı yapar mıyım ya? Hastaneden çıkınca iç. İçme o kadar be adam. Of, rahmetli Cemil de böyle dedi. İçme bu kadar mı dedi. Ben dedim, alkol bana komaz dedim. Duvara bir kodum. Araba aşağı, Cemil. Rahmetli vites kolu da bana şeyime girdi. Of, çok üzülüyorum. Gel de içme abicim ya. İçme tabii oğlum. Niye içiyorsun? Herif manyak. İçip araba parçalıyor ya. O sorun değil ya. Araba gayretim var benim ya. Araba yani insan bana da kahırlanıyor. Bana da içiyor. Kahırlanıyor. Sana müstahak. İki kaza yapmışsın, hala alkollü araba kullanıyorsun. Ne ikisi be? 12 tane kaza yaptı. Kaza bana dokunmaz. Fakat Şükran'a dokunuyor. Şükran kim? Şükran melek gibi kadındır. Şimdi melek. Ben arabaya bindim, Şükran da bindi. Bir uçurumdan aşağı indik. Şükran inmedi. Gitti kadın. Öldü yani kadın, öyle mi? Ya insan karısını kaybedince üzülüyor. Benim iki tane ufaklık vardı. Ellerinden öperler amcaları. Ya annelerinden sonra çocukları da mı? Çocuklar Şükran'dan değil, Ayten'den. Şükran ölünce ben Ayten'le evlendim. Ayten de 5. kazada ölünce ben çok üzüldüm. İçtim. Ama benim suçum yok. Nasıl yok ya, nasıl yok? Sen bir gün içtin yine, bindirdin çocukları arabaya, ondan sonra küt. Bu sefer nereye? Aksi istikametten gelen kamyonun altına. Nasıl suçun yok ya, vurmuşsun işte kamyona. Aksi kilik abi, kamyon aksi istikametten gelmezse ben o kamyona girmeyeceğim. Çocuklar da elini öpecek. İşte trafik canavarı dedikleri bu. Oğlum hala mı akıllanmadın ya? Ben anladım.
Bu intihar etmek istiyor. Bu yüzden de alkollü araba kullanıyor. Hay ağzını öpeyim abicim. Ya dört karısın, sekiz çocuğu, 37 arkadaşın elin bir kazada kaybedemiyorum. Yaşamak ister mi abi? İsterim ya. Lan oğlum, sapık, cahil, katil, lan sarhoş. Niye içiyorsun, ha? İçeceğim. Sana ya, kaç paraysa vereceğim parasını, içeceğim. Ne yapalım, kavaç sizin ehliyeti verseydiniz. Haberleri izlediniz, iyi akşamlar. Bizden ayrılmayın. Dersiniz ama müdür bey, haksızlık bu. Evet ama Şırnak da 1800 kilometre uzakta ve kışları çok soğuk geçiyor hocam. Katılımcıların böyle olduğunu bilseydim vallahi katılmazdım. Böyle oldum derken elini halka mı yaptın sen? Şiddetle kınıyorum, dehşetle reddediyorum. Ay lütfen, lütfen sözümü kesmeyin. Biz de size ne yapacağız? İş vereceğiz, iş, ya, iş. Versen ne olur, vermesen ne olur ya. İki ay sonra krizi bahane edip gene atacaklar işte. Bir gün bir hasta geldi. Parası yoktu. Ölebilirdi. Onu tedavi ettim. Ameliyat ettim. Para almadım. Paramız yok ki baba. Lan para bulunca getir verin oğlum, borcumuz olsun. Ne istiyorsunuz? Hadi, hadi, hadi. Aman! Ah çıktı, ah çıktı. Buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Çocuklar, geçen derste ne öğrenmiştik? Devletin vatandaşa her zaman yardımcı olması gerektiğini. Defterlerinizi açıyorsunuz, bunu tekrar işliyoruz. Sen de aç yavrum. Tamam çocuğum. Oturun çocuklar, oturun. Hoca hanım, kusura bakmayın, dersinizi böldük. Ha estağfurullah, biz de az önce başlamıştık. Artık Allah ne verdiyse birlikte öğreniriz. Tamam, bu üç sırayı alabiliriz. Sırası değil ama müdür bey, bir şey sorsam. Ne oluyor? Bunlar depreme dayanıklı sıralar hocam. İyi ya işte, kötü mü? Hiçbir şey olmayan okulumuzun depreme dayanıklı sıraları var. Ama bu sıralar buraya fazla hocam. Anlamadım. Ben de sizin gibi ilk başta anlamamıştım ama Milli Eğitim Müdürümüz anlamamaktan ısrar edersen Şırnağa sürebileceğini söyleyip bir güzel anlatıverdiler. Güzel değil mi efendim? Sağ ol, sağ ol. Affedersiniz ama müdür bey, haksızlık bu. Evet ama Şırnak da 1800 kilometre uzakta ve kışları çok soğuk geçiyor hocam. Kitaplar açıldı mı çocuklar? Evet, devletin asıl görevlerinden birisi de eğitimde fırsat eşitliği yaratmaktır. Anladınız mı? Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim müdür bey. Hocam iyi günler. Hayrola, gene ne var? Geçen hafta sıraları alıp götürmüştünüz. Evet, biz bu hafta çocuklar için geldik. Nasıl yani? Birkaç tane kalk bakayım. Gürbüz çocuğa ihtiyacımız var. Bunlar çok iyi. Hastalık mastalık işlemez bunlara. Allah Allah. Deprem halinde zengin çocuklara apışıp kalırlar. Oysa bu gürbüz aslan parçaları onlara önderlik edip hayatlarını kurtarırlar. İyilerinden ve gürbüzlerinden birkaç tane seçelim. Tamam, sen gel yavrum. Sen de gel bakayım. Sen gel, sen gel. Gel, hadi bakalım. Hadi çıkıyoruz. İyi günler hocam. İyi günler. Geç. Hadi, hadi. Çocuklar,
eğitimde fırsat eşitliğinin önemini iyice kavradık, değil mi? Hayrola, bu sefer ne almaya geldiniz? Bu sefer almaya değil, vermeye geldik ve bu öğretmeni buraya atadık. Ama burada bir öğretmen var. Artık yok. Nasıl yani? Şu öğrencilere bir bakın. En kralı okusa beşi zor bitirir. Sonra da birçoğu tamirci olur, birçoğu da sokaklarda mendil satar. Yazık değil mi sizin birikiminize? Ne olacak peki? Sizi daha zengin semtteki bir okula götüreceğiz. Ki orada geleceğin iş adamı, köşe yazarı, banka müdürü, politikacısı yetişecektir sayenizde. Hayırlı olsun efendim, toparlanın gidelim. Tamam, gidiyorum. Ama zengin bir muhitteki okula değil, Şırnak'a. Belki orada daha yararlı olur. Uğurlar olsun. Size de hayırlı olsun. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz güzel Türkçe. Açın kitaplarınızı, size güzel konuşmuyoruz. Bağda kızıl ot biter, içinde kekli göter. Yetkililerin kimi konulara ilgi çekebilmek için buldukları çeşitli yöntemler ülkenin çıplak gerçeği haline geldi. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugünkü açık oturumumuzda ekonomik krizi masaya yatıracağız. Neden başladı? Bitti mi? Yoksa hala devam ediyor mu? Tüm bu sorulara çeşitli kesimlerden uzmanlarla cevap arayacağız. İlk olarak ekonomi profesörü Sayın Macit Koray'a veriyorum sözü. Evet Sayın Koray, lütfen söyler misiniz? Neler oluyor bize? Bize neler oluyor? Efendim size şu oluyor. Bu krizin arkasında normal sebepler aramamak lazım. Şu gibi sebepler aramak lazım. Sosyal, konjonktürel ve siyasal sorunlar nedeniyle... Toparlayacak olursak... İyi de daha yayılmadık ki toparlanan. Yok yani ben derli toplu ilerleyelim diye saptamada bulundum. Krizin yaratılmasındaki en önemli sebep... yolsuzluk, hortumlama ekonomisidir. Sanıyorum buradaki değerli profesör arkadaşlarım da bana katılacaklar tahmin ediyorum. Pardon, kim? Diğer konuşmacı arkadaşları kastediyorum efendim. Efendim buradaki tek bilim adamı sizsiniz. Diğerleri bir dansöz, bir manken ve bir popçu. Ha öyle mi? Ben arkadaşlarımızın maaşları yetmediği için ek iş yapan bilim adamları zannediyorum. Lütfen sözümü kesmeyin. Ben sizin şeyinizi kesmedim. Neyim? Sözünüzü. Dansöz Hanım rica ederim, ne kesmesi? Ay ben bunu yanlış yerde kullandım galiba. Ama hep bir tartışma programında bu cümleyi kullanmayı hayal etmiştim. Neyse. Sayın Koray ben yine size dönüyorum. Efendim bu faiz politikasını da ben şahsen doğru bulmuyorum. Adeta bir bozuk plak gibi devamlı aynı şarkı söylenmektir. Şiddetle kınıyorum, sataşılmasın. Ben sizi sataşmadım, yanlış anladınız. Müzik konusundaki cahilinize inanamıyorum. Hep aynı şarkıyı söylüyor dediniz, single'dır beyefendi. Bakın beyefendi, benim size bir sözüm yok. Camiadaki tüm sanatçı arkadaşlarımı savunurum, çıtır çıtır. Şimdi efendim, ben ekonomik pariteden söz ediyorum. Bu spekülatif yatırımlar yüzünden insanlar adeta göbek atar hale geldi beyefendi. Hop! Göbek atıyorsak ne olmuş yani? Hem sipek müpek nedir öyle? Beyefendi bana fazla sokulmayın, ben sözlüyüm. Hanımefendi benim size bir lafım yok. Ayol bir de olmasın varsın. Biz burada göbek atıyorsak bu ülkeye turist gelsin diye atıyoruz herhalde. Güzel, program tam istediğim gibi gidiyor. Efendim lütfen müdahale eder misiniz? Yani bu bilimsel tartışmadan uzaklaştı. Herkes biraz fazla gerginleşti. Ben şeyimi bile açmadım. Neyini? Ağzımı bile açmadım, bana da sataşıyorsunuz. Size sataşmayı nasıl becerdim acaba? Gerdirmek filan diyorsunuz. Ben hiçbir yerimi gerdirmedim. Sadece fıtık ameliyatı oldum. Ben sözlüyüm. Lütfen sataşmadan devam edin Sayın Koray. Efendim ben zaten katılımcıların böyle olduğunu bilseydim vallahi katılmazdım. Böyle oldun derken elini halka mı yaptın sen? Şiddetle kınıyorum, dehşetle reddediyorum. Lütfen sözümü kesmeyin. Ben sizin sözünüzü kesmedim. Lütfen dinlemesini şey edin. Yine mi yanlış yerde şey ettim ben? Efendim affedersiniz ama ben enflasyonu bilmeyen insanlarla tartışamam. Kimin haberi yok be? Alsay da öğren. 60, 70, 80,
90. Ne bir fazla. Ne bir 90. Koray Bey, gördüğünüz gibi dansöz kardeşimiz enflasyon oranını biliyor. Efendim attı tuttu. Yani göbek attı tuttu. Bu konular zaten dansözden, mankenden, popçuyla konuşulacak konular değil. Eğer müsaade ederseniz... Yoo, müsaade etmem. Ben açık oturumumda insanların küçümsenmesine müsaade etmem. Lütfen sözünüzü geri alın. Efendim ne alakası var Allah aşkına? Ay siz bana aptal diyemezsiniz. Size tenzilat davası açacağım. Ben de açacağım. Hem ben geçen gün IQ testi yaptırdım. Benimki çok büyük çıktı. Sensin aptal. Aa, ben size öyle bir şey söylemedim beyefendi, yanlış anladım. Kıvırıyor, resmen kıvırıyor. Bana bak lollipopçu, kıvırmak kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi? Sana ne oluyor ayol? Ben programımda kimseye aptal dedirtmem. Lütfen özür dileyin. Dilemiyorum. İnsanı bilimden, imandan çıkartıyorsunuz. Bu ne düzeysizlik be? Ben sözlüyüm. Aa, yeter ama be. Kırarım ben bu adamın gerdanını. Bir de profesör olacak. Benim kasetim çıkacak. Bana bak lollipopçu. Sana kıl oldum zaten. Gel şuraya bir tanesi. Vallahi söyle bravo. Ne yaptın yaptın, karıştırdın açık oturum. Ne yaparsın patron? Kavga çıkmazsa açık oturumları hiç kimse izlemez. Oh ne güzel çaktı. Biz de böylece reytinglerin tepesine açık ara otururuz şimdi. Profesöre bak. Çok davaya hakimlik yapmaya çalışan hukukçular kendi hayatlarına hakim olamıyorlar. Hasan sen! Hasan sen! Geldim geldim. Dur uçmaya! Sanık getirildi, açık duruşmaya başlandı. Önce Sayın Savcı'nın mütalaası soruldu. Sayın Hakim, sanığın cezası sabit görüldüğünden kendisinin 5 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyorum. Anlıyorum Sayın Savcı. İddiayı duydun evladım. Ne diyorsun? Ben suçsuzum efendim. Müvekkilim söylenildiği gibi kapıyı kırmamıştır yüce hakim. Açık kapıdan yararlanmak suretiyle içeri girmiştir. Bu hususların kayda geçmesini rica ediyorum. Evet, sanığın savunması dinlendi. Hafifletici sebepler göz önünde bulundurularak gereği düşünüldü. Sanığın 3 yıl hapsine yas kılındı. Efendim acele etmeyin, takip edemiyorum. Yazdım. Yazdın mı kızım? Sonraki duruşmaya geçelim. Mahmut Saka! Mahmut Saka duruşmaya! Çıksanıza çocuğum, öteki dava başlayacak. Hakim Bey, affedersiniz. Bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun, ne vardı? Sabahtan beri buradayım. Siz koşturup duruyorsunuz. Sizden başka kimse yok mu burada? Vallahi kardeşim, 20 yıllık hakimim. Devletin verdiği 3 kuruş maaş. Onunla da geçinemiyoruz. Hayat şartları malum. Onun için ek işler yapıyorum. Ama çok yoruluyorsunuz Sayın Savcı Hakim Mübaşir Bey. Vallahi iyi hatırlattın. Yorgunluktan öleceğim. Biraz ara verelim de birer çay içelim. Oğlum Dursun, 3 çay getir bize. Çaylar geldi. Buyur. Abo, adliyede maaşlar bayağı az galiba. Çok az, çok. Hadi oyalanma. Çayını iç, doğru içelim. Dünya, dünya yalan. Dünya, dünya maniki, maniki. Dünya, dünya, dünya yalan. Dünya. Ucuz politikanın sonuçları vatandaşa pahalıya mal oluyor anacığım. Oh.
Gündemi iyi değerlendirelim arkadaşım. Seçimin eli kulağında. Hazır hükümet de ülkeyi iyi yönetemiyor, bu iktidarı ele geçirelim. İnşallah. İktidarı ele geçirirsek siz de bakan olursunuz mutlaka. Kısmetse, kısmetse. Ama ben bakan olursam kendime bakan olmayacağım. Size de bakan olacağım, yakınlarınıza da bakan olacağım. Hiç merak etmeyin. Eksik olmayın efendim. İşte ben onun için sizi önce bu kahveye getirdim. Biz geçen seçimlerde buradan acayip oy aldık. Girelim bakalım. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Merhaba sayın seçmenler. Tanımadılar herhalde. Yoksa şimdiye kadar çoktan omuzlarına alırlardı bizi. Seçmen arkadaşlar, ben sayın milletvekili Recep Kuş. Nazlanıyorlar canım, nazlanıyorlar. Hani ancak 5 senede bir seçim zamanında geliyoruz ya, ondan yani. E ne yapalım, onlar almazlarsa bizi omuzlarına, biz çıkarız onların omuzlarına. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Ne nazlanıyorsunuz kardeşim, görmüyor musunuz? Başınıza devlet kuşu kondu. Ne oluyor bunlara ya? Konuşursanız açılırlar belki. Doğru söylüyorsun. Hitabet gücüm çok yüksektir. Bir konuşurum taşı ağlatırım vallahi. Sevgili küçük armutlu seçmenler. Biz buraya niye geldik ya? Vaat edin bir şeyler. Evet, biz buraya bir şeyler vaat etmeye geldik. Bakın arkadaşlar, şimdi seçim zamanı, siz mührünüzü bizim partiye basarsanız biz de size ne yapacağız? İş vereceğiz, iş ya, iş. Versen ne olur, vermesen ne olur ya. 2 ay sonra krizi bahane edip gene atacaklar işte. O zaman biz size ne vereceğiz biliyor musunuz? Ne vereceğiz? Tamam buldum. Arkadaşlar bakın, bu kıyağı kardeş kardeşe yapmaz. Hepinize birer ev vereceğiz. Hepinizin yuvasını yapacağız. Geç bunları vekil efendi, geç. Manyak mısın kardeşim, hepinize ev vereceğiz. Üstelik dayayıp döşeyeceğiz. Ya o evin vergisini neyle ödeyeceğiz? Eşyayı nereden koyacağız? Hepsini sattık ya. Ulan battı balık, yan gider anasını satayım. O zaman şey vereceğiz. Ne vereceğiz? Hepinize birer de araba vereceğiz. Benzin zammından haberin yok galiba. Saniyede zam geliyor. Ya üstelik yol yok, yol yok. Sen ne diyorsun be? Gideceğim yere yayan giderim daha iyi. Hayda. Kafayı yemiş bu seçmenler ya. Eskiden böyle buraya gelip bir ilkokul, bir sağlık ocağı yaptıracağız dedik mi bütün oyları toplardık. Ya nasıl ikna edeceğiz biz bunları? Hepsi ölmüş bunlar efendim. Bakın sevgili seçmenler, eğer biz iktidara gelirsek hepinize birer mezar yeri vereceğiz. Üstelik tapulu. Ne yapıyorsunuz efendim? Sus ya, bu işe yaradı galiba. Ayrıca cenazeden sonra bir de mevlüt okutacağız. Herkese helva dağıtacağız. Üstüne gül suyu serpeceğiz. Bak işe yaradı, anasını satayım. Ayrıca her mahalleye 2'şer tane daha kahvehane açacağız. İşsiz vatandaşlarımız evlensin diye. Dijitürk'ün büyük maçlarını büyük ekranda seyredeceksiniz. Ayrıca Kim 500 Milyar İster programına bedava gireceksiniz. Torpille yarışmacı olacaksınız. Ha şöyle be, yapabileceğiniz şeyleri söyleyin. Bitmedi, bitmedi. Hepinizi Biri Bizi Gözetliyor programına sokacağız. Orada yaşayacaksınız. Ekmek yiyeceğiz, su vereceğiz. Vay be! Son 4 yıl içinde seçmenin beklentileri amma değişmiş. Arkadaşlar, çocuklarınız rahat sel baksatabilsin diye onlara yeni yeni yollar açacağız. Yaşar! Arkadaşlar, hepinizin anasını ağlatacağız. Arkadaşlar! Okşa dedi, fırçaladın, kokla dedi, parçaladın. İşin gücün palavra, yapma bana numara. İşin gücün palavra, yapma bana numara. Yaşanılan güzel şeyler rafa kalkınca işimizde
itirafa kalıyor. Evet sayın izleyiciler, kanalımız sizlere yeni bir hizmet sunuyor. Bugün ilkini izleyeceğiniz İtiraf Ediyorum adlı programımıza hoş geldiniz. Katılımcılarımız isterlerse isimlerini gizleyebilecekler ama mesleklerini söylemek zorundalar. Yüzlerini de kapatıyoruz. Çünkü itirafların hepsi son derece yüz kızartıcı. Evet, ilk katılımcımızdan başlayalım. Buyurun, sizi dinliyoruz. Efendim, kusura bakmayın, adımı veremeyeceğim. Çünkü ben bir devlet dairesinde memurum ve adımı verirsem işimden olurum. Tamam, isminizi vermek zorunda değilsiniz. İtiraf edin. Efendim, ben tam 20 senedir devletin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Ve nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü bu söyleyeceğim şey inanılır gibi değil, ben de inanamıyorum. İtiraf etmek istiyorum. Buyurun efendim, bu program onun için zaten. Buyurun. Ben bugüne kadar hiç rüşvet almadım. İkinci katılımcımıza geçiyoruz. Sizi dinliyoruz. Az önce konuşan arkadaşa acıdım resmen. Tabii itirafı duyulursa herkesin maskarası olacak. Ben de bu nedenle ismimi vermek istemiyorum. Buyurun efendim. Siz neyi itiraf edeceksiniz? Vallahi benim itirafım pek inanılacak cinsten değil. Siz hele bir söyleyin bakalım. Ben iş yerimden kovuldum. Mahalleme rezil olmayayım diye de ismimi saklıyorum. Ben itiraf edemeyeceğim, vazgeçtim. Efendim, siz anlatın lütfen. Ben iyi bir iş yerinde çalışıyordum. Hem de bu krize rağmen iyi de maaş alıyordum. Fakat bir gün patronum benimle yemeğe çıkmak istedi. Ben olmaz dedim kendisine. Dolayısıyla iş yerinden atıldım. Ben bir televizyon kanalında muhabirdim. Bir mankenle röportaja gönderdiler beni. Biliyorum ona kaç sevgilisi olduğunu... Son sevgilisiyle ne zaman birlikte olduğunu sormam lazımdı ama... itiraf ediyorum. Ben ona hangi tiyatrolara gittiğini... ve en son hangi kitabı okuduğunu sordum ve... işten atıldım tabii. Ben de efendim... geçen gün komşumuz hastalanmıştı. Ona bir tas çorba götürdüm. Ben doktorum. Adımı söylemeyeceğim. Çünkü yapacağım itiraftan dolayı çok utanıyorum. Evet, siz ne yaptınız? Bir gün bir hasta geldi. Parası yoktu, ölebilirdi. Onu tedavi ettim, ameliyat ettim. Para almadım. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, bomba gibi itiraflar izlettik sizlere. Bugün memleketin içinde bulunduğu durumda bu kerizler, katılımcılar ne salaklıklar yapmış hepsini gösterdik. Bu arada ben de bir itirafta bulunayım yeri gelmişken sayın seyirciler. Biz de bu arada reytingi kaptık. Şey tarafımızın galiba, kız tarafı. Hayır efendim, biz erkek tarafıyız. Kız tarafına benziyor değil mi? Kocanız geliyor, dolabı açıyor, bir de bakıyor, dansöz! Tamam, belki bizimki Asena değil ama bu da Besena. Paramız yok ki baba. Lan para bulunca getir veririk oğlum, borcumuz olsun. Ne istiyorsunuz? Hadi. Aman! Nap çıktı, nap çıktı, nap nap çıktı, nap çıktı. Nap çıktı, nap çıktı, nap nap çıktı, nap çıktı. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şu lakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokundu. Tam yerine rast geldi, manzara koydu. Arada bir zülfiyare dokundu.
yerine rastgele bir manzara koydum. Buyurun efendim, Yıldırım telgrafınız var. Aa, bize kim telgraf göndermiş ki? Hasan Bey gelmiş efendim. Hasan, aa, kocama. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Hasan! He? Bak sana bir telgraf gelmiş, kim bu be? Telgraf mı, ne telgrafı ya? Ne? Sevgili Hasan amca, yıllardır beni ne aradın ne sordun, Allah Allah. Büyüdüm ve bu gece evleniyorum, hiç olmasa düğünüme gel. Yeğenin Necati. Kim lan bu Necati? Senin yeğenin var mı be? Benim akrabalarımdan bir tanesi olabilir. Ne biçim adamsın sen, insan akrabasını tanımaz mı ayol? Sanki sen çok tanıyorsun. Bu hayat pahalılığında hangi akrabaya gideceğiz de hasbihal edeceğiz ki? Yazık ayol, çocuk evlenme yaşına gelmiş, hala görmemişsin. Ne biçim amcasın sen? Vallahi ne geleneğimiz, ne göreneğimiz, hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Şimdi düğününe gitmezsek de çok ayıp olur ha. Düğüne gidersek de bir şeyler takmak lazım Hasan. Ya nasıl takacağız, enflasyon zaten bize takmış. Yiyecek ekmeğimiz yok be. Neyse, kaza bela parası diye bir bilezik saklamıştım, onu götürürüz. Tak hadi. Hayatım, bana kızacaksın ama sana bir şey söyleyeceğim. Bugün bir telgraf geldi. Telgraf mı? Ya bize kim telgraf çeker ki? Hem niye kızacakmışım? Teyzemin oğlu evleniyormuş. Teyzenin oğlu mu? Hmm. Ya ben senin teyzen olduğunu bile bilmiyorum. Oğlu nereden çıktı? Geçim derdiyle uğraşmaktan hiçbir akrabamızla görüşemiyoruz ki. Nereden haberin olsun? Ne yapacağız şimdi? Ne de olsa teyzenin oğlu evleniyor. Gitmesek olmaz. Gitmesine gideriz de bir şey almak lazım. Sen ev sahibine bu ayın kirasını vermiş miydin? Yok, vermemiştim. İyi, ev sahibi de nasılsa mahkemeliyiz. Kirayı vermeyiz, o parayla bir bilezik alır takarız. Üzme sen kendini. Penceresi cam cama, muallim. Penceresi cam cama, muallim. Selam söyle amcama, selam söyle amcama, muallim. Amcam kızını vermezse, muallim. Amcam kızını vermezse, muallim. Turşu kursun fincana, muallim. Turşu kursun fincana, muallim. Penceresi kapalı, muallim. Penceresi kapalı, muallim. Kolu altın saatli, muallim. Kolu altın saatli, muallim. Sen böyle değildin, muallim. Sen böyle değildin, muallim. Ablasından öldüm, muallim. Ablasından öldüm, muallim. Penceresi perdeli, muallim. Penceresi perdeli, muallim. Çiçek açtı zeldali, muallim. Çiçek açtı zeldali, muallim. Yenile bir yar sevdim, muallim. Yenile bir yar sevdim, muallim. O da benden sevdalı, muallim. O da benden sevdalı, muallim. Şimdi bunların hepsi senin akraban mı? Öyledirler herhalde ama hiçbirini tanımıyorum ki. Ayıp oluyor yahu, biraz gülümse. Tanıyormuş öyle gibi yap. Öyle zaten. Merhaba. 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 Sağ olun. Saygılar. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Şşş. Sen tanıyor musun bunları? Nereden tanıyayım ben beni? Merhaba. Nasılsınız? Siz şey tarafınızız galiba. Kız tarafı. Hayır efendim, biz erkek tarafıyız. Ha, erkek. Kız tarafına benziyor değil mi? Muallim. Senin yeğenin bu mu?
Ya bilmiyorum ki, ilk defa görüyorum. Düğünün damadı bu mu? Evet efendim, Necati. Ha, Necati. Hoş geldin. Amcacığım, hoş geldin. Ay, yeğenim. Hoş geldiniz. Yenge, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel kızım bakalım, bu amcandan. Maşallah. Bu da yengenden. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Anneler nerede yavrum? Tuvaletteler, hemen gelirler yenge şimdi. Biz pek kalamayacağız da. Nasıl isterseniz. Tekrar. Allah mesut etsin yavrum. Sağ olun, tekrar hoş geldiniz. Gel canım, gel. Gel. Bak senin amcan. Ay teyzemin çocuğu. Bu da bizim ailede. Ay çok teşekkürler. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Vallahi iyi vurgun oldu kız. Masraflar çıktıktan sonra temiz ikişer milyar kaldı bize. Bana bak, unutma. Yarın da aşağı mahallede yapacağız aynı numarayı. Biz seninle ayda 10 kez evlensek... garanti 3 ay sonra köşeye döneriz. Bir de bu hükümete kızıyorlar ha. Bak, enflasyon çoğaldı, arkadaşlık, komşuluk kalmadı. Aynı apartmanda oturanlar birbirini tanımıyor. Doğru. Biz de o sayede düğünleri yapıp köşeyi dönüyoruz. Selam söyle amcama. Selam söyle amcama. Piyasalarda yaprak kıpırdamazken kafayı çalıştıran kimi girişimciler kafalarına göre kampanyalar düzenliyorlar. Ben bir gardırop bakmıştım ama... Tam yerine geldiniz hanımefendi. Harika bir modelimiz var. Ama burada gösteremem. İçeride gösteririm. Peki, teşekkür buyurun. Ederim. Buyurun efendim. Evet. Aa, bunun içinde elbiseler var. Kullanılmış mı bu? Olur mu efendim? Bunlar promosyon. Bir gardırop alana içindekiler bedava. Aa, beğenmedinizse size iyi bir şey göstereyim. Gelir düzeyiniz yüksek mi? Hayır, alçak. Harika. Şimdi size hayallerinizi süsleyecek bir şey göstereceğim. Buyurun. Tamam. Aa, ne oluyor? İyi oluyor. Biliyorsunuz bu olay şimdi sosyetede çok moda. Kocanıza sürpriz yapıyorsunuz. Kocanız geliyor, dolabı açıyor, bir de bakıyor. Aa, dansöz! Tamam, belki bizimki Asena değil ama bu da Besena. Eminim kocanız bu modele bayılacak. Benimki daha çok dansöze bayılır. Beni dolaba kilitleyip dansöze bayılmaya da devam eder. Aa, anladım. Abi biraz maço galiba. Dayak olayı falan varsa tam size göre bir modelim var. Buyurun. Efendim, bu modelin bu kapısı sokağa açılıyor. Eğer abi sizi dövmeye falan kalkarsa buradan pır sokağa kaçıyorsunuz. Aa, eğer kaçmak onurunuza dokunuyorsa o zaman öbür kapıyı açıyorsunuz ve sizi korumak için abiniz karşınıza çıkıyor. Abi! Aysel! Siz yeter ki isteyin hanımefendi. Bu piyasa durgunluğunda istediğiniz modeli yaratırız evelallah. Üstüme iyilik, sağlık, bir gelin alayı. Ama gelin iki tane, damat bir tane. Ne yaparsın hanım? Bu hayat şartlarında bir erkeği nikah masasına oturtmak kolay mı? Ben de kızımı alana kız kardeşi de bedava dedim de zor ikna ettim damadı. Hadi hadi, durma zamanı değil. Burada dilekleri toplarım, güzellere satarım. Dilekleri toplarım. Ülkede yanlış giden şeylerin faturası nedense hep vatandaşa çıkıyor. Taşı toprağı altın dedim, ben İstanbul'a getirdim baba. Lan köyde karnımız açtı oğlum. Sanki İstanbul'da karnımız doydu baba. Lan üç gündür açız. Şuradan bir ekmek alsak diyorum. Paramız yok ki baba. Lan para bulunca getiriverin oğlum, borcumuz olsun. Ne istiyorsunuz? Hadi, hadi, hadi. Aman! Ekmekleri çaldılar, polis! Yetiş polis! Hortumlayarak sahip olduğunuz bütün bankayı boşaltmışsınız. Müvekkilimin mal varlığı borcuna yetecek kadardır. Biraz zamana ihtiyaç duymaktayız.
Yaz kızım, sana borcunu ödeyecek kadar süre tanınmasına ve delil yetersizliğinden beraatine karar verilmiştir. Öteki dava... Geçin, geçin. Ne yapmış bunlar? Ekmek çalmışlar efendim. Ekmek çalmanın önemli bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Karnımı da açtı Sayın Hakimim. He, sonradan para bulup borcumuzu ödeyecektik. Hırsızlık hırsızlıktır. Atın bunları içeri. Yaz kızım. Hırsızlık hırsızlıktır. Atın bunları içeri. Geçin şöyle. Sağ ol. Selam aleyküm. Allah kurtarsın. Sağ ol, Allah razı olsun. Hırsızlık yapmanın sonu budur. Hadi Allah kurtarsın. Allah razı olsun. Karnımızı doyuralım derken bir hapse girdik, iyi mi? İyi. Şimdi ne yapacağız baba? Oğlum bizi bu hale düşürenler utansın. Biz kalkacağız, oynayacağız. Çektim hiç amortim vurmadı. Spor Toto'da ilk maçta yattım. Sayısal oynadım o da ikide kaldı. El altı tutturdu kardeş. Bana ne çıktı? Merak ettim size ne çıktı? Nap çıktı nap çıktı. Nap nap çıktı nap çıktı. Nap çıktı nap çıktı. Nap nap çıktı nap çıktı. Denedim üç gün sürmedi. Kupon biriktirdim gazete vermedi. Şu kara talihe aklım ermedi. El voleyi vurdu kardeş. Bana ne çıktı? Aşk olsun size ne çıktı? Nap çıktı nap çıktı. Nap nap çıktı nap çıktı. Nap çıktı nap çıktı. Nap nap çıktı nap çıktı. Nap çıktı, nap çıktı, nap nap çıktı, nap çıktı. Nap çıktı, nap çıktı, nap nap çıktı, nap çıktı. Fala baktırdım. Kaderime hep vah hep eyvah çıktım. Bir iş kurdum reklamsız mal satamadım. El köşeyi döndü kardeş. Bize ne çıktı? Ne çıktı ne çıktı? Nap çıktı nap çıktı. Nap nap çıktı nap çıktı. Nap çıktı nap çıktı. Nap nap çıktı nap çıktı. Nap çıktı, nap çıktı, nap nap çıktı, nap çıktı. Nap çıktı, nap çıktı, nap nap çıktı, nap çıktı. Şansımı zorladım, formüller yazdım. Bu son, bu son diye bin tövbe bozdum. Dal taş bırakmadım, umutla kazdım. El define buldu kardeş, bana ne çıktı? Aşk olsun, size ne çıktı? Nap çıktı, nap çıktı, nap nap çıktı, nap çıktı. Nap çıktı, nap çıktı.
Başka ayrıntı isteyen var mı?